Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız buna şükür iyiyiz. Bundan, Allah'ım bundan geri koymasın. Canlarım bugün cuma. İnşallah hep beraber bereketli bir gün geçiririz. Cumanız mübarek olsun. Bugün peynirli poğaça yapacağım tepside. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Canlarım, şimdi böreğimin hamurunu yumuracağım. Şöyle bir tane yemek kaşığı kuru maya ekledim bardağa. Önce onu eriteceğim. Şimdi erittim canlarım. Ekleyelim. Şöyle bir yemek kaşığı tuz. Şöyle bir tane yumurtanın beyazını aldım canlarım ben sadece. Şöyle. Ilık suyumla yumuruyorum canlarım. Canlarım şöyle hamurum yumuşak. Canlarım şimdi bunu 20 dakika dinlendirmeye alacağım. 3 su bardağı un kullandım canlarım. Az önce ben söylemeyi unutmuşum sizlere. Canlarım böreğimin iç malzemesini hazırlayacağım şimdi. Şöyle 300 gram lor peynir. Yarım demet maydanoz. Soğan ben doğramayacağım canlarım. İsterseniz siz doğrayabilirsiniz yaparken. Canlarım şimdi içine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim canlarım. Şöyle hazır canlarım için. Canlarım hamurum hazır şimdi mayalandı 20 dakika geçti şöyle. Şöyle kabardı şimdi yapımına geçiyorum. Canlarım ha şöyle unu ekliyorum şöyle. Evet canlarım, hamurumuzu toparlayalım şöyle. Şöyle 2-4 parçaya böleceğim. Şöyle canlarım. 4 parça aynı şekil yapacağım. Aynı boyutta. Evet canlarım. Şimdi yapımına geçiyorum.
Canlarım, hamurumu açtım şöyle. Şöyle. Bunu içine ekleyeceğim canlarım. Şöyle canlarım. Kenardan başlayıp içine doğru katlıyorum. Şöyle canlarım. Canlarım, tepsime de bir yemek kaşığı yağ eklerim. Şöyle. Hepsini aynı şekilde devam edelim canlarım. Böyle devam ediyorum canlarım hepsine. Canlarım, böreklerim bitti şöyle. Şimdi yumurtasını süreceğim. Bir tane yumurta sarısını ayırmıştım zaten. Una katmıştım beyazını. Canlarım şöyle bitti, sürdüm hepsine. Şimdi çörek otuyla susam ekleyeceğim canlarım. Evet canlarım. Şöyle şimdi canlarım 230 dereceli yarım saat pişirelim. Evet canlarım. Şöyle pişti poğaçalarım. Şöyle. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz canlarım. Yapacak olanların eline sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Evet canlarım. Bugünlük de bu kadardı.
Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.